Evet arkadaşlar merhabalar. Bu Savaş Cebeci Kazgan olayını bu videoyla artık biraz kapatmak istiyorum. İnşallah yeni bir gelişme falan olmadığı sürece. Zira bence bu olaydan çıkarılacak bazı önemli dersler var arkadaşlar. Yalnız konuyu hemen açmadan kısa bir hatırlatma bakın. Bana kızmayın Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan videosu yapıyorsun falan diye ha. Demeyin bana yani niye gidip böyle gerçek MMA videosu yapmıyorsun bugünlere falan diye. Siz dediniz. Siz beni motivasyon ettiniz yani. Bana dediniz bak bu video sayesinde biz senin kanalını tanıdık falan diye. O yüzden bir iki tane böyle bu konular hakkında video yaptığım için bana kızmayın. Tamam başka konulara da döneceğiz ama kızmayın bakın siz dediniz çektim kardeşim. Onun dışında böyle bazı elemanlar geliyor saçma sapan yorumlar yazıyorlar, küfür ediyorlar falan. Direkt sileceğim arkadaşlar hiç boşuna emek harcamayın yani. Ama bir de bana şey diyenler var onlar en komedisi. Ya sen ne anlarsın kardeşim yani sen ne biliyorsun ya sen git kafa tut sen dövüş savaşta falan. Ya abicim hiç mi aklına gelmiyor? Bir araştır bakalım ben kimim, ne yapmışım yani? Ben ne yapıyorum? Kimim yani ya? Yapma gözünü seveyim. Ulan zaten 3 tane beyin hücren var. Bir tanesini bir şey öğrenmek için kullan, ölmezsin ya. Ulan laf etmeyeceğim yine ettim. Neyse hadi. Şimdi bakın dediğim gibi arkadaşlar konuya dönelim. Bence bu olaylardan öğrenecek bir şeyler var. Şimdi diyeceğim bana bazı kızanlar olabilir ama doğruyu söylemek istiyorum kardeşim. Ben doğru söylemeyi seven bir insanım. Bak bir. Çıkarılacak birinci ders. Arkadaşlar insanların pek çoğu dövüşle ilgili bir şey bilmiyor. Yani ben sizin hakkında bak çoğunuz gelip böyle yazıyorsunuz falan yorumlar falan filan ama dövüşmek nedir falan bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi izleyicimden ben bahsetmiyorum. Buraya gelip bir şeyler öğrenmek isteyenden bahsetmiyorum. Hani belki bilmiyorum böyle gelip işte bodybuilder'cıyla Wing Chun'cu dövüşse ne olur işte şu adam şunu yapsa falan filan. Abiler bakın eğer dövüş sporuyla uğraşmadıysanız kendiniz o ringe girmediyseniz, böyle teknik falan öğrenmediyseniz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani bakın yorum yapacak kapasite olabilirsiniz. O ayrı bir şey. Sen iki tane arabanın mesela yarışını izlersin. Yorum yaparsın. Aa bu geçti, bu biraz daha hızlıydı, yavaşla falan gibisinden. Ama bu yaptığın yorum senin bu arabanın nasıl çalıştığı ile ilgili herhangi bir şey bildiğin manasına gelmiyor. Tamam mı? Yani arabadan anlıyorum diyemezsin sen bu maçları yorum yapıyorsun diye. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Dövüş bilmek ayrı bir şey. Senin gidip dövüş çalışman lazım. Yani bu şey ondan sonra yani çünkü dövüş çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bir adam mesela futbol oynamayı bilmiyorsa oynamayı bilmiyorum diyor. Basket oynamayı bilmiyorsa basket oynamayı bilmiyorum diyor. Ama dövüşe geldiği zaman herkes kendi dövüşebiliyorum zannediyor. Çok ilginç bir şey. Herkes kendi dövüşten anlıyorum zannediyor. Ondan sonra ne oluyor? Yani dövüşten anlamayan bir adamın dövüşçünün karşısına çıkması arkadaşlar şeye benziyor. Yüzme bilmeyen adamın denize atlaması gibi bir şey. Sonra da şey demesi gibi bir şey. Ama ben atletik bir insanım ya. Şöyle yüzerim ben bence yani. Benim mantalite mi sen bilmiyorsun. Ben sokak yüzücüsüyüm falan. Ona benziyor. Dövüşmek olayı çok ayrı bir şey arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Eğer ki dövüş salonuna gidip dövüş öğrenmediyseniz tamam mı? Nasıl dövüşülür bilmiyorsunuz. Dövüş yorumcusu olabilirsiniz vesaire. Böyle analizci falan olabilirsiniz ama bu yine sizin nasıl dövüşmeyi bildiğiniz hakkında pek bir şey söylemeyebilir. Bu dediğime de darılmayın. Tamam mı? Dövüşmeyi bilmek çok ayrı bir şey. Yani bu burada net oldu değil mi? İnsanlar neler diyordu bak Savaş Cebeci hakkında. Ya şöyle döver, böyle döver falan filan. Ne oldu? Oldu yani. Kendisi de çok dövüşebileceğini zannediyordu. Kendisi çok büyük ihtimalle çok tough bir adam olduğunu zannediyordu ama değil işte. Biz bahsediyoruz yani bilerek anlatıyoruz. Bakın yani tavsiye ederim. Benim bir sürü videolarım var. Nasıl dövüşülür, nasıl dövüşçü olunur. Benim geçmişteki bazı tecrübelerimi paylaşıyorum falan. Tavsiye ederim. Ama en güzeli yine salona gidip yazmaktır vesaire. Dövüşmeyi bilmek ayrı bir konu arkadaşlar. Bodyciyim diye, atletim diye, ben böyle kaslıyım falan diye dövüşmeyi biliyorum zannediyorsanız çok yanılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle yanılıyorsunuz yani. İkinci bir konu buradan öğrenilecek. Bütün bu olaylardan öğrenilecek. Bakın arkadaşlar bir prensip vardır. 10-80-10 prensibi. Nedir bu? Mesela bir konu var diyelim. Birileri diyor ki A doğrudur, birileri diyor B doğrudur. Bu konuda işte mesela bazıları diyor ki Savaş Cebeci var, bazıları Kaan Kazgan var vesaire. Bu iki tartışmanın %10'luk bir tarafı vardır tamam mı? Bunların siz fikrini değiştiremezsiniz. Bakın bu yorumlarda bile öyle geliyor. Mesela ne? Sen o adama Savaş Cebeci'nin Kaan Kazgan'dan dayak yiyeceğini açıklayamazsın. Dayak yediğini görse de açıklayamazsın. O adam çünkü oraya saplanmış. O kararını vermiş. Sen onu anlatamazsın artık. Bana gelen yorumlarda da böyle oluyor zaten. Adam görüyorsun ona adam dayak yiyor işte. Ya ama işte şundan dolayı falan filan. Ya kendisi videoyu yaptı yapmayın.
maç yaptım diye onu satmaya çalıştı ama kendisi diyor yaptı. Bazı adam da var. Ona da sen kan kazgan asla hiçbir şekilde yenilebileceğini, bir konuda hatalı olacağını falan anlatamazsın. Böyle her iki tartışma, ya her zaman bu %10, %10 taraf vardır. Bizim işimiz ortadaki %80'le. Aklı açık, fikri açık, konuşup anlatacağız. Biz onlara ithafen çekiyoruz bütün videolarımızı falan filan yani. Bu da çok güzel onun bence, bu olaylar bunun çok güzel bence bu prensibin göstergesi oldu. Bir açıklaması oldu gibi geliyor bana. Gerçekten de yorumlar, çok ilginç yorumlar var. Yani bazı insanlar falan otomatik yorumunu yapıyor ya. Şey konusunda mesela adam geliyor diyor. Sizi şikayet edeceğim. Görmüyor musunuz? Bu adama haksızlık yapıldı falan filan. Dostum hiç mi izlemedin bu adamın? Ya gitti Kaan'la o kadar dalgalar geçti. Bir sürü dalga geçti. Millete meydan okudu. Durmadan dalga geçiyordu. O dövüş ortamında bile küfür ediyordu. Dayak yerken de küfür ediyordu. Hiç mi görmedin kardeşim bunları? Yani ne yapayım ben daha sana? Yani ama geliyor adam hala yorumunu da yapıyor. Diyor işte bu adamlar işte olsa aslında Kaan'ı yerdi falan. Dostum ya hiçbir şey mi öğrenmedin ya? Hiç mi öğrenmeye niyetin yok kardeşim? Yapma gözünü seveyim. Yani ama neyse. Görülüyor işte. Hakikaten %80 insanlar konuşuyorlar, tartışıyorlar böyle fikir alışveriş. Katılmayanlar da var. Bak bana katılmayanlar var. Ayrı bir şey. Ama bazı adamları anlayabiliyorsun. Yani o seninle konuşuyor. Fikir alışverişi yapıyor. Bazısı yok. Ben karar verdim abi. Ben A'cıyım. Ben B'ciyim. Bu ikinci güzel öğrenecek konu da bu oldu bence. Üçüncüsü de arkadaşlar şu. Bence bu olaylardan öğrenecek bir şey. Herkesin dövüş öğrenmesi lazım arkadaşlar bence. Bütün erkeklerin bence, hatta bence bayanların bile gidip biraz dövüş öğrenmesi lazım. İster bodyci olun, ister çok kuvvetli iri yarı olun, ister ateşli silah taşıyorum ben abi, bıçak taşıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bak nasıl oldu? Adam hiç beklemiyordu, çak diye yere bir düştü, kalkamadı yerden. Atıyorum senin ateşli silahın olsa ne olacak o durumda belki yani? Veya sen belki de bilmiyorum yani çok dünyanın en güçlü, en kaslı, kuvvetli adamısın. Yere düştün kalkamıyorsun ama ne işe yarayacak? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mutlaka bu birinci dediğime de biraz alakalı. Gidin bence dövüş öğrenin. Önemli değil ne yaptınız. Yapın bir şeyler. Şu konseptini öğrenin. Yani hayatınız gelişir. Sağlığınız gelişir. Bazı şeylere bakış açınız gelişir. Özgüveniniz yerine gelir. İnsanlarla iletişim şekliniz değişir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bence bu olaylardan çıkarılacak üçüncü konu da buydu. Bakın öyle böyle ve öyle böyle 50 yaşında bir adam da olsa iri yarı kaslı kuvvetli bir adam. Kendinin yarısı boyunda bir adam, yani bu adamdan ya abartıyorum biraz ama nasıl oturdu dayak yedi yani hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı yani ya. Hiçbir şey yapamadı. Bence bilmiyorum dediğim gibi. Polis olun, asker olun. Makine olun ya, crossfit makinesi olun. Herkesin dövüş öğrenmesi gerekli arkadaşlar. Yoksa bir gün başınıza gelebilir. Hiç belli olmaz. Yani bazı insanlar şey falan diyebiliyorlar. Şu benim ateşli silahım falan var. Ulaşamayabilirsin dostum. Çıkaramayabilirsin. Eline bile alamayabilirsin yani. O yüzden biz mesela polisleri falan eğitim yapı verirken bile falan. Özel güvenliğe falan. Bunları hatırlatıyoruz yani. Ama benim işte taser'ım var, şu var. Yok abi yakın dövüş bilmen lazım. Bilmiyorsan bir gün yanına biri yapışır, senin silahını birisi yapışır, hiçbir şey yapamazsın. Neyse dediğim gibi bu olaylardan bence çıkarılacak 3 sonuç vardı. 3'ü de bunlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, sizin dersler çıkardığınız bu olanlardan. Çünkü o kadar konuştuk falan filan. Onun dışında tamam başka videolar zaten hazırladım, bakmayın. Ben başka videolar çektim de sürekli yeni şeyler geliyor, böyle yeni konular, yeni sorular falan. Bir de bayağı bir soru gelmeye başladı şu günlere. Veya yorum gelmeye başladı. Onlarla falan böyle nasıl diyeyim bocalarken biraz bu konulara falan girme şansımız oldu. Ya yani bu konularda konuşma sebebi bu yani. Ama neyse dediğim gibi başka konulara artık döneceğiz arkadaşlar. Ciddi şeylere biraz daha dönelim. Ama yine de konuşulmasını istediğiniz başka konular varsa siz bana yorum olarak da yazın, tamam mı? Neyse arkadaşlar hadi. Seviyorum hepinizi. Bana küfür edenler bile. Allah sizden de razı olsun. Ne yapalım? Yani siz de beğeni falan getiriyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Ben siliyorum yorumlarınızı ama neyse. İlgi çekiyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.